Eskişehir Haber Ajansı'ndan herkese merhaba. Şehirde Futbol'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Hemen vakit kaybetmeden isterseniz e, hem Eskişehir Spor'dan hem 2 Eylül Spor Kulübü'nden bahsedelim. Bölgesel Amatör Likteki temsilcilerimiz. Şimdi ikinci sezonda hep şundan konuştum. İşte Eskişehir Spor için veya 2 Eylül için ya da diğer takımlarımız için sportif konulara geçeceğim ama sportif konuların ötesinde bazı durumlar söz konusu diye bir türlü sportif tarafa bakamıyorduk. E bu bölümde sportif konuları irdeleyeceğim. Ama çok kısa şuna değinmek istiyorum. Geçtiğimiz haftaki programda yani uzun uza benim dile getirdim. Yine kamuoyunda dillendirilen işte başkan Ulaş Entok'un çıktığı yerel televizyonda gündeme taşıdığı Eskişehir Spor'un tesis ve stadyum ...krizi, tırnak içinde diyeyim kriz. Yani orada Atatürk Stadyumunda oynayıp oynayamayacağına ala, ile alakalı durum. E, netlik kazandı. Yaptığımız çağrıda da benim söylediğim gibi... ...ya da işte dediğim gibi diğer e, bu konuyla ilgililerin de bahsettiği gibi... ...AK Parti milletvekilleri yani iktidar milletvekillerinden bir girişim bekliyorduk. E, sağ olsun Nebi Bey, Nebi Atipoğlu hem eski Eskişehir Spor Başkanları'ndan... ...hem de AK Parti milletvekili konuyla ilgili aracı oldu ve Eskişehir Spor'un stadyum tesis krizi böylelikle çözülmüş oldu. Nevi Bey'e teşekkür etmek lazım. Yani bu konuda ivedilikle hareket edip Eskişehirspor'u Sporu muammadan kurtarmış oldu. Kendisine bir kez daha buradan teşekkür etmiş olan ve krizin çözüldüğünü de size duyurmuş olalım. Bilmeyenler için tekrar söylemiş olalım. Şimdi sportif tarafa gelelim. Eskişehirspor hazırlık maçlarında hakikaten önemli bir ivme kazandı. Oynadığı hiçbir hazırlık maçını kaybetmiyor Eskişehir Spor bir beraberlik dışında da tüm hazırlık maçlarından galibiyetle ayrıldı. Şimdi futbolda genel bir klişe vardır aslında. Hani hazırlık maçları ölçüt değildir ama şimdi oynanan futbola bakmak lazım kazanmaktan ziyade. Eskişehir Spor geçtiğimiz sezona göre çok daha koşan, ısıran, pres yapan ve tempolu, dinamik bir takım hüviyetinde bu hazırlık maçlarında. Bu da zaten skoru bize getiriyor. Ayrıca tamam Ercan belki kaliteli bir ayaktı ama Sergen kaliteli bir ayaktı net bir şekilde. Ama onların yerine gelen işte Cengiz gibi mesela bitirici çok bitiriciliği çok yüksek ve daha dinamik bir santifor orada gol sorunu da çözdü. Yine e, orta sahadan gelen gol katkıları yani çok önemli e, katkılar geliyor Eskişehir Spor'a. Özellikle orada Yakup'un e, katkısı inanılmaz bir ivme kazandırıyor Eskişehir Spor'a skor açısından da oyun açısından da. E, öyle olunca Eskişehir Spor hem ısıran, basan, koşan, tempo üreten, pozisyon üreten bir takım üretinde hem de golcü bir takım özelliği kazanıyor. Bu sefer arka taraf da rahatlıyor. Bizim geçen seneki en büyük problemlerimizden bir tanesi Önde topu tutamadığımız için özellikle 8-10-6 oradaki geçişkenlik ya da hücumla orta saha bağlantısı, orta sahayla savunma bağlantısında bazı problemlerimiz olduğu için topu geride karşılamakta da zaman zaman sorunlar yaşıyorduk. Çünkü ileriden top sürekli rakip gelmeye başlıyordu belirli bir noktada. Ve gol yiyorduk. Şimdi Tabi bunları konuşmak için erken ama bu takımın hüviyeti biraz daha topu önde tutmaya, orta sahada tutmaya yönelik bloklar arasındaki bağlantının daha güçlü olduğu, daha kısa mesafede oynayan bir takım görüntüsü veriyor. Bu da Eskişehir Spor için bence büyük avantaj. Şu an takımda yani böyle aman aman eksik diyebileceğimiz bir pozisyonda yok. Hani her mevkide oynayan oyuncular aşağı yukarı ...o bölgeyi doldurabilecek, sezon içinde doldurabilecek isimlerden oluşuyor. Bazılarının alternatifleri de var. Şimdi isim isim saymayacağım ama... ...alternatif olmayan bölgelere de belki bir ya da iki takviye... ...Eskişehir Sporu bence şampiyonluk yarışının en iddialı adaylarından... ...biri yapmaya yeterli olacak. Kısaca teknik direktör Ergun Ortakçı'ya da değinmek isterim Ergun Hoca'ya. Ergun Hoca son dönemde gördüğümüz teknik direktör kalıplarından biraz farklı aslında Süper Lig'de ya da TFF birincilik seviyesinde gördüğümüz hocalar gibi takım hasta yönetiyor. bu çok olumlu bir şey bence bölgesel amatörlük standartlarında. Yani daha çok futbolculara odaklı, futbola odaklı, dışarıya biraz kapalı kendisinin hani tavrı. Ha bunu şikayet etmek için söylemiyorum. Aslında pozitif bir şey söylüyorum. Yani çok etli ve sütlüyle uğraşmayan, içli dışlı olmayan, dışarıyla takımına odaklanmış bir hoca, profesyonel anlamda ilerlemeye çalışan bir hoca görününde. Bu da zaten tecrübesinin getirdiği bir şey. tecrübesini ortaya koyuyor. Umarım bu birliktelik Eskişehirspor'u şampiyonluğa taşımaya yetecektir. E, hemen devam edeyim. Eskişehirspor ve Eylül'ü de ilintilendireyim. <laughs> Şu yüzden söylüyorum, Eskişehir Spor'la 2, 2 Eskişehir temsilcisi bir hazırlık maçı oynadı geçtiğimiz hafta sonu. Ee, 2 Eylül Spor Kulübü bu maçta tabi Eskişehirspor'un Spor'un as takım gibi gördüğümüz isimlerden bir 6-7 eksikle çıktığını da söylemek lazım bu maça. Onu da göz önünde bulundurmak lazım ama Eskişehir Spor'la 2 Eylül arasında oynanan mücadele oldukça denk geçti. Bunu da söylemek istiyorum. Yani Eskişehir karşı 2 Eylül Spor Kulübü'nün hele ki ikinci hazırlık maçını oynamışken yani sezona çok daha geç başlamışken Eskişehir göre çünkü Eskişehir Spor 7-8 hazırlık maçı oynadı o maça kadar. 2 i̇ki Eylül ikinci maçındayken efor konusunda problem yaşarken çünkü geç başlamasından ötürü bu tarz maç kondisyonundaki efor konusunda eksikliği varken Eskişehirspor'un tamam alternatifli bir kadro da olsa birebir mücadele edebilmesi korakor mücadele edebilmesi çok önemliydi temsilcimiz açısından. Çünkü bu sadece 2 Eylül'ü ilgilendirmiyor. Hem Eskişehir Sporu hem Eskişehir Futbolu'nu da ilgilendiriyor. Grupta güçlü bir Eskişehir temsilcisi olması, diğer takımlara çelme takabilme potansiyelinin olması, Eskişehir Spor'un şampiyonluğa giderken de yolunu kolaylaştıracak bir etken. Hem de 2 Eylül gibi bir marka yaratmış olacak Eskişehir futbolu yeni dönemde Eskişehir takımlarının düşüşte olduğunu maalesef görüyoruz. 2 Eylül en azından bu boşlukta yani oraları doldurabilecek hüviyette bir ekip yaratması da bizler için Eskişehir futbolu için sevindirici bir durum. Yani 2 Eylül güzel bir takım yapmış. Eskişehirli futbolculardan kurulu. Tesis sorunu olduğu için. Çünkü tesisler yok. Hatta antrenman Stadı konusunda da büyük sıkıntılar yaşıyor 2 Eylül. Yani birçok takım çünkü 2-3 tane stadı yani Abdurrahman Temel, Necdet Yıldırım, Esok'u üçgenine sıkışmış durumda. Bu da temsilcimizi zorlayan durumlardan biri. Bu yüzden Eskişehir'li futbolculardan kurulu bir takım. Şimdi 2 Eylül'ün de sportif tarafına biraz irdelersek, bakarsak. Evet Kora Kor bir oyun vardı. Hatta birkaç pozisyon da yakaladılar Eskişehir karşı. Golü yiyene kadar da oldukça etkili oynuyorlardı. Golden sonra 1-0 bitti bu arada maç. Biraz düşüş yaşadılar ama o hem golün getirisi hem de 60. dakika civarında gelen golün sonrasında artık zaten takım da yorulmuştu. Yani dediğim gibi fizik kondisyon olarak o kadar maç temposuna alışık olmadıkları için bir ufak düşüş yaşadılar ama yani hakikaten korakor bir mücadele çıktı ortaya. Şunu da söylemek isterim 2 Eylül cephesine. Ee, yani iki maçında izleme şansım oldu benim 2 Eylül'un. Bir tanesi Artı Spor'laydı. Artı Spor tabi süper amatör temsilcisi arada belli bir fark olması normal. O maçı rahat kazandı 2 Eylül. O maçı çok ölçü görmüyorum ama Eskişehirspor maçına baktığımızda şimdi sürekli bir sol kanat. E, tutkusu var iki Eylül'un o da şu sebepten kaynaklanıyor orada Ayhan gibi işte egemen gibi e, isimlerin yani hızlı çabuk isimlerin orayı kullanması ve hakikaten çok fuleli bir oyuncu Ayhan topu taşıyabiliyor çok iyi götürebiliyor son üçüncü bölgeye kadar oradaki aksiyonunu da geliştirebilirse Eskişehir futbolu için önemli bir yetenek e kendisi. Orayı çok kullanıyorlar ama sağ kanat yani özellikle Faruk'un da olmaması, sakat olması. Sağ kanadın biraz işlevselliğini düşürmüş gibi görünüyor. Sağdan 2 Eylül hücum yapamadığı için oyun tek bölgeye sıkışıyor. Yani göbekte de çok etkili olamadılar zaman zaman. Oralara oyunu yayabilirse 2 Eylül yani sol kanattan değil sadece orta ve sağ kanadı da belli ölçülerde kullanabilirse çok daha e, bugünkü görüntüsünden bile çok daha iyi bir takım olacak ve ligde bence üst sıraları zorlayabilecek kapasiteye sahip bir takım olabilir 2 Eylül. Birkaç da eğer mümkünse takviye ile beraber. E, bir de şu Santifor yani bence 2 Eylül'ün açık konuşmak gerekirse bir Santifor'a ihtiyacı var. Ya da elindeki golcülerden yani çok daha aksiyon al alabilecek bir potansiyel yaratması gerekiyor Oktay Hoca'nın. E, oralarda da gol yollarında etkili olmak adına önemli. Çünkü aktif bir santifor bölgesel amatörlükte birçok şey demek. Orada eğer e, gol atamayan bir santiforunuz olursa ya da gol yollarında yani bir umut bulut diyeyim örneği gibi bir santifor değil de tamamen golcü bir santifora ihtiyacı var 2 Eylül'ün. E, orada oraları da eğer tamamlayabilirlerse ya da içeriden artık hani bu hazırlık süreci boyunca içeriden bunları üretebilecek bir potansiyel yaratabilirlerse ben 2 Eylül'ün öyle ne düşme atlarında ne bir yerlerde kalacağını düşünmüyorum. Yani ilk 6 takım arasına belki oynayabilecek potansiyelde bir ekip olduğunu da düşünüyorum. Gerçekten güzel bir çalışma yapılmış yani yönetim tarafından. Zaten geçtiğimiz sezon da 2 Eylül. Yani çok dengeli birbirine yakın oyunculardan kurulu, işte aile ortamında bir ekipti. Yine öyle yoluna devam etmeye çalışıyorlar. Onlar da Eskişehir futboluna gerçekten son yıllarda renk katıyorlar. Tebrik etmek lazım. Yani iki takımımızda şöyle geçtiğimiz sezona bakıyorum. Geçtiğimiz sezona göre çok daha hazır, çok daha istekli görünüyorlar. Umarım sezon sonunda bunları konuşuyor oluruz ve dediklerimiz çıkar artık. Çünkü Eskişehirspor'un buradan kurtulması lazım. Eskişehir takımlarının çok daha etkin futbol oynuyor olması lazım. 2 Eylül gibi temsilcilerimizin çok daha fazla ismini duyurması lazım. Bunlar temennilerimiz. Yine ilerleyen programlarda bu analizleri yapmaya, işte hazırlık maçları oynandıkça, transferler oldukça bunları konuşmaya ya da farklı gelişmeler oldukça devam edeceğiz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin.